Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelden bahsedeceğim, Allah izin verirse. Bu modelimizi anlatmaya çalışacağım. Bakın çok hoş ve güzel bir model. Anne yeleklerinde, battaniyelerde, bebeklerde, berelerde, diğer örgü çeşitlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz ajurlu güzel bir model. Evet. Modelimiz 12 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Ben 36 tane ilme attım arkadaşlar. Bir tane kenar ilmeği örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters. Bir düz, tekrar bir ters. 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir ters, bir düz, tekrar bir ters, tekrar 3 tane düz. 3. Bir ters, bir düz, bir ters. Ve terslerimiz 2 tane olacak arkadaşlar. 3 tane düz. 1, 2, 3. Tekrar bir tane ters, bir düz, bir ters, 3 tane düz, 1, 2, 3, bir ters, bir düz, bir ters, 3 tane düz, 1, 2, 3, tekrar aynı şekilde bir ters, bir düz, tekrar bir düz, 2 tane de düz oldu arkadaşlar. 1, 2, bununla birlikte 3. İnşallah doğru yapmışımdır. Şimdi arka yüzdeyim arkadaşlar. Ve aynı şekilde ilmeleri gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz olarak öreceğiz. İlmeği ne şekilde görmüşsek aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Ön yüzde düz ördüğümüzü arka yüzde ters öreceğiz. Şu anda arka sıramı arkadaşlar ben bitireyim. Evet arkadaşlar, bu sıra bir önceki sıranın tekrarı. Aynı şekilde ilmeleri gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz olarak bu sıra ve arka sıra aynı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu sıra bir önceki sıranın tekrarı. Evet arkadaşlar. Şimdi şurayı yapıyoruz. Bir tane artma yapacağız. Bir düz. Hemen şuradan bir tane artıyoruz. Bir tane düz. Bir tane ters. Tekrar bir düz. Bir ters. Ve burada 3 tane düzümüz var. 1, 2, 3. Bu 3 düzün şu ortadaki ilmeği alarak çeviriyorum. Ve ortadaki ilme üste gelecek arkadaşlar. Yanındakiler altta kalacak. Aynı şekilde hemen yanındakileri bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bu düzün yanından hemen bir artma yapıyorum. Bu 3 ilmenin ortadaki ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. Yine tekrar bir artma yapıyorum. Yine aynı şekilde bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve yine kesme yerine geldim arkadaşlar. Burada ipimin, ilmemin yönünü çevirerek üçünü bir edip kesiyorum. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz.
Ortadaki düzün yanına hemen bir tane artma yapıyorum. Tekrar bir düz, tekrar arttırıyorum. Ve yine aynı şekilde terslerimi, düzlerimi örerek kesme yerime geldim. Yine ortadaki ilmeğin yönünü çevirip 3 ilmeği bir ediyorum burada arkadaşlar. Üçünü bir edip kesiyorum. Bakın 1, 2, 3 tane ilmeğimi. Evet, videom netleşmedi. Evet, şu an netleşti. 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeği ikisini bir edip kestim. Ve yanındaki ilmelerimizi tersi ters, düzü düz olarak örmeye devam ediyorum. Arkadan ise aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz olarak örüp geleceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilmeler ne şekildeyse o şekilde örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar, yine aynı yüzdeyim. Bu sıramızda şu arttırdığımız ilmenin yanından bir tane daha artıyorum. Ve ilmelerimizi gördüğümüz gibi düzü düz, tersi ters bu şekilde örüp gidiyorum. Şu anda iki tane tersim, bir tane düzüm var. Şu ortadaki düzünün yanındaki ilmeği ve diğer ters ilmeği üçünü bir edip kesiyorum arkadaşlar. Ve yanında bir tane düzüm, bir tersim, bir tane daha düzüm var. Bir tane daha arttırıyorum. Burada 3 tane düz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar arttırıyorum. Bir tane düz, bir tane ters, bir düz daha örüyorum. Ve bir düz, iki ters. Bunun üçünü bir ederek üçünü bir kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde şu ilmelerimin tamamı bitinceye kadar kesmeye devam edeceğim. Şu 3 olan ilmemiz bir sonraki sıra 5 ilme olacak. Bir düz, bir ters, bir düz ve yine kesme yerindeyim. Topluyorum arkadaşlar. Üçünü bir edip topluyorum. Tekrar bir düz. Evet, arkadan gördüğümüz gibi örüp geleceğiz. Evet, tekrar düzüm iki tane oldu arkadaşlar. Tekrar bir tane daha arttırıyorum. Bir düz, bir ters örüyorum. Şimdi burada 3 tane düzüm var. Bu 3 düzü ortadaki ilmenin yönünü çevirip tekrar kesiyorum. Tekrar bir tersim daha var. Bir düz yine arttırıyorum. 5 tane düz olacak arkadaşlar. Tekrar arttım. Bir düz ördüm, bir ters. İlmenin yönünü çevirerek üçünü bir edip kestim. Evet. Tekrar arttırıyorum. Bir tane daha arttım. Bir düz, bir ters. Ve bu ilmelerimizi arkadaşlar kesiyorum. Arkadan aynı gördüğüm gibi ilmeleri örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, yine ön yüzdeyiz. Tekrar arttırıyoruz. Bir tane düzümüz var. Bakın bu ortadaki ilmeğimizin sürekli yönünü çevirerek
sağında ve solunda bulunan ilmeleri üçünü bir edip birer birer kesiyoruz. Toplamda 5 defa kesme yapacağız. 5 tane ajurumuz olacak. 1, 2, 3. Bu dördüncü ajurumuz arkadaşlar. Evet. 7 tane düzümüz oldu. Arttırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Ortadaki ilmeği tekrar üçünü bir ederek kesiyorum. Yanındaki düz örüyorum. 3 tane düzüm kaldı. 1, 2, 3 arkadaşlar. Tekrar başına attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda burada 7 tane düzüm oldu. Tekrar başına atıyorum. Bir tane düz örüyorum. Ve ilmeği çevirerek kesiyorum. Arkadan ise ters ters düz olarak örüp geleceğim. Evet. Modelim oluşmaya başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Düzlerimi ördüm. Tekrar arttırıyorum. Burada son 3 ilmem kaldı. Bu ortadaki ilmeği soldan girerek yönünü çeviriyorum ve 3 ilmeği bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düzüm oldu. Şunlar 10 ve 11 olacak arkadaşlar. Tekrar. Evet. Son kesimimi yaptım. Şu şekilde. Tekrar başına atıyorum ve ilmelerimin tamamını düz olarak örüyorum. Tekrar başına atıyorum. Burada kesiyorum. Arkadan ise tamamen haroşa olarak öreceğim arkadaşlar. Ters örgü olarak. Evet arkadaşlar, modelimiz oluşmaya başladı, bakın göründüğü gibi. Şimdi bu sırada şu alt bölümü bitirdik. Şu kısım bitti arkadaşlar. Şurayı anlatacağım şimdi. Burada tamamen haroşa, yani ters örgü olarak örüp gideceğiz. Arkadan ise bu sıramızda düz olarak öreceğiz arkadaşlar. İlmelerimizi düze çeviriyoruz. Arkadan düz, önde ters olacak. Evet. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. 2 sıra ters örgü ördük. Şimdi 4 sıra düz örgü öreceğiz. Yani şuraya yapacağız arkadaşlar. Şu kısmı burada, bakın şu şekilde. Tam göstermek istiyorum bitmiş halini. Şurası da arkası arkadaşlar. Evet. Şu bölümünü bitirdik. Şimdi şu bölümdeyiz inşallah. Burayı anlatacağım. İlmelerimizi düze çevireceğiz.
İki sıra gidip geleceğim. Toplamda 4 sıra düz örmüş olacağım. Evet arkadaşlar, iki sıramı yaptım. Şimdi son iki sırayı da düz olarak öreceğim. Önden düz, arkadan da ters olarak örüp ondan sonra bir üst modeli kuracağım. Evet arkadaşlar, kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4. Bir tane başına atıyorum ve bir ilmeği bırakıp ikinci ilmeği yönünü çevirerek, bakın, üçünü bir ediyorum. Aynı şu aşağıda yaptığımız gibi üçünü bir kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane düz örüyorum. Başına atıyorum. Tekrar bir tane düz, üçünü bir kestim, bir tane düz ördüm, bir bunun yanına, bir de bunun yanına düz örüyorum arkadaşlar. Burada tekrar başına atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane tekrar başına atıyorum, bir düz örüyorum. Buradaki birini bırakıp şu ikinciyi yönünü çevirerek diğerini de alıyorum. Üçünü bir ediyorum. Kesiyorum. Tekrar bir tane daha alıyorum. Başına atıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane başına atıp bir düz örüyorum. Bak, şuradaki düzü, kestiğimiz düzü takip ediyorum arkadaşlar. Çevirerek kesiyorum. Burada yarım uyguluyorum arkadaşlar. Sayım denk gelmediği için. Arkada tamamen haroşa olarak öreceğiz bu bölümü arkadaşlar. Hepsini, komplesini haroşa olarak örüp geleceğim ters olarak. Evet arkadaşlar, bir iki tane düz örüyorum, bir tane başına atıyorum, bir iki tane düz örüyorum. Yine aynı şu kestiğim yerden ortadaki ilmenin yönünü çevirerek 2, bir de burada var 3, üçünü bir ediyorum. Bakın, 1 2 3 üçünü bir ederek kesiyorum. 1 2 başına atıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane ilmeği başına atıyorum. 1 2 tane düz örüyorum. Yine aynı şekilde burada 3 ilmeği birleştirerek ortadaki ilmenin yönünü çevirip üçlü bir kesme yapıyorum arkadaşlar. 1 2 tane ilme örüyorum, başına atıyorum. 1 2 3 4 5 başına atıyorum. 1 2 örüp şuradan iki tane ilmeği kesiyorum. Burada yarım yapıyorum arkadaşlar. Arkadan tamamen ters olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, şimdi kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane arttırdım. Şöyle. 4 tane. 1 2
3 ve 4. 4 tane düz ördüm. Yine aynı şekilde şu ortadaki ilmemizi yönünü çevirerek 3 ilmeği bir ediyorum ve kesiyorum. Evet arkadaşlar. 1 2 3 4. Hemen şu 5'incinin yanından bir tane artıyorum. Bir düz örüyorum, tekrar artıyorum. 1 2 3 4. 4 düzden sonra şu kestiğimiz ortadaki ilmenin yönünü çevirerek 3 ilmeği bir edip kesiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4. Tekrar başına atıyorum. Yanındaki ilmeği örüyorum düz olarak, tekrar başına atıp 1 2 3 4. 4'ten sonra yine aynı kesme yerimdeyim. Kesme işlemini yapıp arkadan tamamen haroşa olarak örüp geleceğim arkadaşlar. Evet, bu bölümü de bitirdik arkadaşlar. Bakın, bu bölümde tamamlanmış oldu. Şimdi şuradaki şu bölümü yapacağız. Burayı ben haroşa olarak öreceğim, ters örgü olarak. Sıranız sonuna kadar bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Burada ise ilmelerimi düze çeviriyorum arkadaşlar. Arkada düz, önde ters olacak şekilde örüyorum. Evet, bakın şu şekilde. Önde ise bu şekilde duruyor. Evet arkadaşlar. Bakın her iki modeli de tamamladım. Görüldüğü üzere. Evet. Bunun üzerine tekrar şu alttaki model konulacak arkadaşlar. Tekrar videonun başına bakabilirsiniz. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Desteklediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.